Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman, yeni bir videoyla karşınızdayım. Ayhan Öğmen efendim, New York'ta avukat. Bugün seninle E1, E2 bu ticaret işini konuşalım baba. E1 ve E2'yi konuşalım. 1. E1 nedir? E2 nedir? Şunu bize bir açıkla kısa kısa abiciğim. Evet. Aslında çok güzel değindim bu noktaya. Gerçekten bu çoğu insanlarımızın, vatandaşlarımızın kafasını karıştıran bir şey. Hani E-vizesi nedir? Tamam, E1 nedir? E2 nedir? Bunların farkları neler? Ben hangisini yapsam benim için daha mantıklı olur. Uygun olur. Aynen, bu tarz sorular çok geliyor. Sen de bana anlattın Ayhan, bizim takipçilerimize de çok geliyor. Bu konuya da bu yüzden şu an değinmiş oluyoruz. Şimdi E-vizesinin özelliği şu. E-vizesinin özelliği şu. Amerika dünyada belli sayıda ülkelerle ticari anlaşma imzalamış durumda. Türkiye'de bunlara dahil. Türkiye'de bu anlaşmanın içinde yer alıyor. Ve dolayısıyla bu ticari anlaşmanın getirdiği bazı olanaklar, faydalar var iki ülke tarafına. Ve bu ticari anlaşmalardan dolayı da Amerikan hükümeti yabancı ülkelere, o anlaşmanın içinde yer alan Türkiye gibi ülkelere, bu ülkelerin vatandaşlarına e-vize imkanı sunuyor. Tamam. Ve bu e-vizesiyle kişiler, Türk vatandaşı ise eğer diyelim Türkiye örneğinde, Türk vatandaşı ise Amerika'ya gelmiş oluyor, yatırım yapmış oluyor, şirket kurmuş oluyor ya da Amerika ile ticaret yapmış oluyor. Dolayısıyla yaptığı yatırım ya da ticaretten dolayı E-vizesi imkanına sahip olabiliyor ve bu sahip olmakla beraber Amerika'ya gelip Amerika'da şirketini yönetebiliyor, yatırımını yönetebiliyor ve ticaretini yönetebiliyor. Dolayısıyla E-vizesinin en üst anlamı bu. Aynen. Tabii ikiye bölünüyor dediğin gibi. Bu ikiye bölünürken de E2, E1 diye ayrılıyor. Şimdi eğer bizim yatırımcımız, iş adamımız Amerika'ya yatırım yapacaksa, burada bir iş yeri kuruyorsa, iş yeri satın alıyorsa, ortak oluyorsa bir iş yerine ve bunun karşılığında bir yatırım yapıyorsa, tabii en büyük yatırım parasal yatırım olabiliyor. Evet. Tabii ben değineceğim, bunun dışında da yatırımlar olabiliyor. Ama parasal yaptığı bu yatırımdan dolayı burada bir ticareti işletme durumuna giriyorsa, bir iş yerine işletme durumuna giriyorsa, o E2 vizesi oluyor. Dolayısıyla yatırımcılar için verilen vize türünün E2 oluyor. Ve bu E2 ile yatırımcımız diyelim burada bir iş yerini satın aldı. İşleyen bir iş yerini satın aldı. 200 bin dolar yatırım yaptı. Aldı %100'ünü, devrini yaptırdı ve parasını gönderdi. İşletme satın aldı ve işletme işliyor burada. Ya da sıfırdan kurdu. Ya da sıfırdan kurdu. Evet. Aynen, yatırdı parasını. Her şeyi baştan tuttu ve kurdu. O zaman o yatırımı üzerinden buradaki firmasını yönetmek için E2 vizesini alıyor. Tamam. E1 tüccar vizesi. Aynen. E1 vizesi ise tüccarlara veriliyor. Şimdi tüccar derken tabii şunu unutmamak lazım. Ticaret iki ülke arasında olması gerekiyor. Çünkü bize bazen geliyor takipçilerimizden. Hmm. Şimdi geçen haftalarda bir takipçimiz sordu. Bizim bu yaptığımız YouTube canlı yayında pazar günü yapılan. Ayhan Bey dedi, ben dedi ticaret yapmak istiyorum dedi. Türkiye'li Amerika'ya ama benim mallarım Çin'den gelecek dedi. Tamam. Şimdi o zaman olmuyor işte. Çünkü onun değişik istisnaları var ama ticaretin Türkiye ile Amerika arasında olması gerekiyor. Yani malın ya da hizmetin Türkiye'den çıkması gerekiyor. Türkiye'den çıkması gerekiyor. Aynen. Aynen. Çoğunun ya da. Şöyle bir durum oluyor. Tüccarın tabii burada kurduğu firma kuracak diyelim. Türkiye'den bir tüccarımız Amerika'da bir firma kurdu ve Türkiye'den ürünlerini buraya getirmek istiyorsa, çünkü sonra değişebiliyor durumu. Farz edelim getirmek istiyor ürünleri. Ticarete başlıyor. Bir süre sonra aslında ticaretin %80'i Türkiye ile Amerika olurken bir anda değişiyor. %20'si Türkiye ile Amerika kalıyor. Evet. %80'i diğer ülkelerden. O işte E1 özelliğini kaybetmesine sebep olur o. Hiç koruyamaz. Dolayısıyla Türkiye ile Amerika arasında yapacak ticarette tüccarımız ticaretin çoğunu, hepsi olmak zorunda değil, çoğunu Amerika ile Türkiye arasında yapacak. Ki bu üç taraflı da olabiliyor. Tüccarımız diyelim ya da iş adamımız Türkiye'den buraya ürün getirdiği gibi buradan da Türkiye'ye götürebiliyor. Hmm, yani anladım. Bu karşılıklı oluyor yani. Tabii ki karşılıklı olabiliyor. Bazen işte bu sağlık araç gereçlerinde ya da malzemelerinde ya da bazı makinelerde, bazı elektronik ürünlerde buradan alıp Türkiye'ye gönderebiliyorlar. Anladım. Ve bu o geri hala E1 özelliğini korumuş olabiliyor. Dolayısıyla bunun aslında güzel bir tarafı şu olabiliyor. Bazen kişilerden şu talep geliyor. Ben diyor işte üretimim var, parasal bir yatırım yapmak istemiyorum diyor ama ürünümü Amerika'ya sokmak istiyorum diyor. O zaman parasal yatırım aslında yapmadan E1 vizesini alma imkanı doğabiliyor onun. Hmm. Sadece özelliği ne? E1 yapılırken önemli olan yatırım miktarı da yatırım durumu değil, ticaretin hacmi. Dolayısıyla firmasını kurdu buraya. Bir üreticimiz Türkiye'den buraya ürünlerini göndermeye başladı. Bir konteyner geldi, satıldı. İkinci konteyner geldi, üçüncü konteyner geldi. Bu artmaya başladı. O zaman substantial dedikleri bir trade'e ulaşıyor. İşte ciddi bir önlemde ticari
seviyeye ulaştığı zaman o artık tüccar olduğu için bir vizesine başvuru yapabiliyor ve en çok kanıtlaması gereken nokta ticaretin olduğunu göstermesi gerekiyor. O kadar, başka bir şey. Ve bu aynen neyi ölçüyor aslında, bu sefer çok bilinmediği için bunu söylüyorum. Mesela tüccarlarımız çok iyi benim için, çünkü ben zaten ürünlerimi göndermek istiyorum. O zaman çok büyük para yatırmama gerek yok. Orada firma kurup depomu tutacak kadar bir yatırım yapabilirim. Onun ötesinde de ürünlerimi, ticaretimi başlatıp orada da bir eleman tutup satışları başlatırsam diyor. Olay bitti. Olay bitti. Ondan sonra hazır olduğunda da tüccar vizesine geçebiliyor. Doğru mu yöntem peki? Bu doğru bir yöntem. Evet. Aslında şu açıdan da doğru. Çünkü E1'i ticareti başlatmadan alamıyor. Hmm. Yani şöyle olmuyor. Ben önce bir başla bakalım diyorlar. Aynen. Firmamı kurdum. Bana ver E1'imi diyemiyorsun. Amerikan konsolosluğuna E1 verilir. Tabii o zaman yapıp yapmayacaklarını da bilmiyorlar. Dolayısıyla E1 noktasını görmek için ticareti görmek istiyorlar. Anladım. Ticaretin başlatıldığında gösterdiği zaman kişiler çok bu şekilde adım atabiliyorlar. Şimdi bunun bir durumu da şu. Hani sen güzel bir şey söyle şimdi, acaba bu yeterli mi ya da bu doğru mu dedin. Şu anlamda doğru bu. Kişiler, tüccarlarımız, Amerika'ya gelmek istediği iş adamlarımız önce bir B1 ve B2 vizesi alabilirler. Turist vizesi. Turist vizesi. Bu turist vizesini iki türlü veriyorlar zaten aynı vize altında. Bir de B1 diyorlar, bir de B2 diyorlar. Evet. B1 iş amacıyla gelen için oluyor. B2 turist amaçlı oluyor. Yani dolayısıyla bizim diyelim tüccarımız ya da iş adamımız Amerika'ya gelirken bir katalog hazırlayıp, ya ben gideceğim, ürünlerimi fuarda orada sunacağım ya da orada belli müşterilerle görüşme yapacağım. Burada çalışmaya gelmiyor ama. Buraya market araştırmasına geliyor. Fizibilite yapmaya geliyor. Aynen. Bu da B1 ile gelebiliyor zaten. Bir de ben iş adamıyım. Türkiye'de şu firma var. 6 ayda zaten kalma süresi veriyorlar. Veriyorlar. Aynen, ben geldim. Bu araştırmayı yapacağım. Ne kadar kalacaksa bir ay kalacağım. 2 ay, 3 ay. Ne kadar söyleyebiliriz. 2 hafta, 3 hafta, neyse. Neyse, onlar 6 ay verecekse verebilirler. Ve giriyor belki. Girdikten sonra da bu araştırmalarına başlıyor. Şimdi bu çok daha doğru bir adım. Neden? Bir öğreniyor ne yapacağını, neyi satıp satamayacağını öğreniyor. Diyelim bir gıda ürünü satıyorsa bizim iş adamımız ya da tüccarımız, buraya geldiğinde hemen nereye gideceğini bilecek, hemen yerelde marketlere gidecek. Tabii. Jüp zincirlere gidecek, ufak marketlere gidecek, etnik kökenli marketlere gidecek. Onun da ötesinde belki fuarlara gidecek, fuarlara gidecek, bir bakacak kimler geliyor, ne satıyorlar, ne gidiyor, neler eksik. Bu en iyi çalışma, iş adamları için bu çok ideal bir fizibilite çalışması. Çünkü bu sayede tamam diyor, ben ürünü getirecektim ama bu doğru ürün değilmiş diyor. O zaman dur diyor, ben bu ürünle şu değişiklikler yapayım. Yol alayım diyor. Kendini görebiliyor, pazarı görebiliyor. Aynen. Bu şekilde adım attığı zaman ve baktı burada ürüne karar verdikten sonra firma kuruluşu, ondan sonra yer tutulumu, evet, ondan sonra hemen ürünleri buraya ihracatında başlayınca ithalatını buraya getiriyor. Dolayısıyla ondan sonra bir problemimiz kalmıyor. Çünkü en azından getireceği şeyi kaybetmeme durumuyla karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla E1 çok ideal bir yöntem. Bir tarafı da neden önemli? Şu an dolarla Türk lirasının karşı karşıya kaldığı durumda Türkiye'deki biliyorsunuz ekonomik göstergeler çok etkilerdi. Bir çok büyük avantajı var. Hı. Dolayısıyla iş adamlarımız ülke dışında iş yapmaya başlıyorsalar şu dönemde çok büyük iş yapabilecekler. Çünkü bu sefer ucuza satabilecekler. Doğru. Amerika'da burada alacak kişi ya da firma ya da buradaki alıcı çok uygun rakamla getirebilecekler. Dolarla Türk lirası arasında farktan dolayı bile. Doğru. Dolayısıyla tam zamanı böyle bir şey değerlendirmelerini derim. Özellikle dış piyasaya açılmalarının ve Amerikan marketine açılmaları için çok iyi bir adım olacak. Ve bu noktadan da iyi bir ilerliyor olacaklar. Bir de şunu soracağım. Bana mesela en çok gelen sorulardan bir tanesi şu. Burada malı mülkü, ev arabayı sattık. Miras falan ne varsa verdik gitti. Bunların hepsini dolar yaptık, oraya geliyoruz, biz orada ne iş yaparız? Bu bir kere macera. Ben bunun macera olduğunu biliyorum. Ama bazı insanlar bu yolu tercih edebiliyorlar. Böyle gelen bir aile, tek kişi ne yapabilir? Malı mülkü sattı orada 100-200 bin, 50-100 bin neyse artık cebine koydu dolar olarak geldi. Ne yapabilir? Ya da gelsin mi, doğru mu? Çok güzel bir nokta. Aslında ben buna değinmiş olmaya çok sevindim. Çünkü gerçekten bu bizim de yani avukat olarak, danışma olarak bazen çok böyle zorlandığımız bir nokta. Çünkü kişiler bir yandan yasal anlamdan, ticari anlamda bir karar verme durumuyla karşı karşıya kalırken bir de bizi şey noktasında zorlamış oluyorlar. Kendilerini yaşam durumlarıyla ilgili verecekleri ya da hayati önem tarzıca taşıyan bir konuda kararları için bizi de ona dahil etmek istiyorlar o karar verirken ve bu iş, bizi de işimizi zorlaştırıyor işin gerçeği. Çünkü sebebi şu, biz hiçbir zaman
Yani kişilere, yani bize soruyorsalar, yatırımcılara ya da buraya geleceklere, her şeyi sat gel demiyoruz. Bir kez ne olacağını bilmiyorlar. Evet. O yüzden bizim bu noktalardaki kişilere tavsiyelerimiz ya da senin takipçilerine tavsiyemiz kesinlikle şu: önce bir gelin burayı görün. Turist olarak gelin, gezin. Önce bir doğru yere mi adım atıyorsunuz, ona bakın. Çünkü ben burada yaşar mıyım, burası bana uyar mı? Evet, çünkü bize mesela şöyle bir şeyle de bazen geliyorlar. Diyorlar ki bizim işte mesela tek kurşunluk atımımız var. Tek atımlı kurşunumuz var. Öyle doğru olan da Türkçe şey. Tek atımlı kurşunumuz var diyorlar. Bu çok şey bir şey yani, çok riskli bir şey. Gerçekten büyük tamam. Macera. Evet, iş adamları tamam maceraya girer, risk alırlar ama bu gerçekten bir ailenin alacağı bir risk değil. Dolayısıyla biz bu noktada tavsiyemiz şu oluyor hep. Siz tamam satabilirsiniz, birikiminizi yapabilirsiniz, yapın. Ama bir gelin. Öncelikle adım atacağınız iş, yapmak istediğiniz iş size kazandıracak mı? Buna bir bakın. Çünkü size kazandırmayacaksa yanlış adım atıyorsunuz. Dolayısıyla kesinlikle buna dikkat edin. Öncelikle gerçekten ben burada yaşayacak mıyım? Yaşayacaksam hangi yerde yaşayacağım? Burada kalacaksam ne iş yapacağım? O işi yapacaksam da bu işi yapmaya gerçekten hazır mıyım? Gerçekten bunlar çok önemli şeyler. Çünkü biz bu serüvende tanıştığımız bazen işte müvekkillerimiz oluyor. İlk konuştuğumuz konuşmayla 3 ay sonra konuştuğumuz konuşma aynı olmuyor. Keşif yapmak lazım. Keşif yapmak lazım. Aynen. O yüzden kesinlikle bir yerde bağları komple koparmak hiçbir zaman mantıklı değil. Anlamlı değil. Anlamlı değil. Ta ki bir yerde adım atana kadar. Dolayısıyla Türkiye'deki işleyen bir durumları varsa onu devam ettirmelerinde fayda var. O devam ederken buraya bakmaları, burada da bir şey belirledikten sonra buraya komple geçişe karar vermeleri çok daha mantıklı oluyor. Çok daha mantıklı. Tamam. Hocam ağzına sağlık. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Beni de E2'yi de bayağı da açtık. Evet. Yani anlattık neyin ne olduğunu, kime ne uygun. Çünkü herkesin aklında E2 en popüler olan E2. Halbuki bir de E1 tarafı da var bu işin. Tabii. Yani E2 kötüdür ya da yanlışlık demiyorum. Kimin ne uygunsa o anlamında. Aynen öyle. Yani. Aslında güzel de söylüyorum. Çünkü gerçekten de öyle. Sadece E2 diye düşünmek değil. Çünkü buradaki mesele ya. İster E2 olsun ister E1 olsun. Alacakları şeyler aynı. Yani katkılar ya da yani veri, yani E2 ya da E1'in getirileri aynı. Evet. Çünkü ikisi yani yaşam şartları anlamında getirileri aynı. İkisi de senin oturuma sahip olmalı, şirketini yönetmeli, işini yönetmeli, evet. Sosyal güvenlik numaranı almalı, ehliyetini almalı, imkan sağlıyor. İkisi de sana burada yaşatmak zorunda bırakmıyor. İstediğin zaman ülkeye, Türkiye'ye gidip oradaki işlemi halledebiliyorsun. İster orada 6 ay kal, 1 yıl kal, hiç önemli değil. Türkiye'de değil, Çin'e git, İstediğin başka yere git. Sonuçta dolayısıyla, yani ülkeye girip çıkma problemimiz, limitiniz yok. Aynen, ne zaman ki sen Amerikan konsolosluğunda bu vizeyi aldığın zaman oradan pasaportuna vurduklarında E1 ya da E2 fark etmiyor. Sen günün sonunda istediğin kadar kalabilirsin burada. Her girişte 2 yıl kalma veriyorlar oturum. O 2 yıl sürecini geçirmediği sürece burada kalabiliyorsun. Her giriş çıkışına 2 yıl daha basıyorlar. İstersen Türkiye'de bir yıl gelme, kimse sana kapıda geldi, hani green card gibi değil ya da şey, ben niye gelmedim bir yıldır falan. Gelmek zorunda değil çünkü. En güzel özelliklerinden bir tanesi o E-vizelerinin ve diğer bir özelliği de genelde yatırımcılarımız, iş adamlarımız bir tip adımları atarken çocuklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla çocukları da burada devlet okuluna gidebiliyor, burada kalabiliyor. Güzel bir fayda elde edebiliyorlar. İster E2, ister E1 verirler. Hocam ağzına sağlık.